özellikle modernistler karşısında aşırı derecede hani susma mecburiyetimiz varmış gibi bir durum söz konusu. Çünkü biraz konuşmaya başladığımız zaman mesela Enis Tokul'e yapmış olduğumuz program. Enis Tokul'e yapmış olduğum programda ya program boyunca ben bir soru sordum. Programın en sonunda ilkokul esprisi gibi şakası gibi bir cevap aldım. Bir fizikçiden. Felsefeci değil çünkü. Felsefeci değil derken doçent doktor ama felsefe alanında doçent doktor ama felsefe alanında doktorası yok onun. Yükseği de felsefede yapmamış. Fizikten doktor alıp yüksek yapmış Enis Doku. Felsefe alanında doçent doktor olmuş. Bizim ülkemizde olabiliyor böyle şeyler. Ben bunu Twitter'da söyledim. Enis Doku dedi ki Amerika'da da olabiliyor. Yani ne kadar güzel. Yani Amerika'da olabiliyor. Biz de yapabiliriz anlamında söyledi. Güzel dedim yani sonuçta. Sonra bana karalama yapıyorsun dedi. Karalama olmayan bir şeyi söylemektir. Olan bir şeyi söylüyorsan karalama yapmıyorsundur. Olan bir şey zaten. Çünkü biliyoruz bunu. Kendisi de biliyor. Niye? Yani bunun utanılacak bir şey yok. Yani sonuçta ben fizikçiyim ama felsefe alanında doçent doktor olabilirim. Gayet normal demesi yeterli zaten. Ancak Enis Tokul yapmış olduğumuz programda adam Allahsız ahlak mümkün mü diye kitap yazmış. Dedim ki maymunlardaki ahlaktan bahsettim. Bilmiyorum dedi. Ya, sen Allahsız ahlak diye kitap yazıyorsun. Maymunlarda ya da başka canlılarda ahlak olup olmadığı bilmiyor musun? Yani hiç bakmadın mı? Hani şöyle baktım yok. Tamam bu bir cevap. Yani bu biliyorum yok. Bu bir cevap. Ama demedi. Yorumlara gidin bakın kanalın altındaki. Bak ateizmden ne yapmış olduğumuz videoya. Yorumlara gidin bakın. Ben sürekli üsluptan dolayı eleştirilmişim. Çok keskin, çok sert konuşuyorsun. Çok işte üslubun hiç yerinde değil. Bu nasıl bir üslup? Ateistler böyle işte Müslüman olsaydı Cübbeli Ahmet olmuştum falan ki Cübbeli Ahmet'i niye böyle küçümsüyorlarsa onu da bilmiyorum. Cübbeli Ahmet olmuştum vesaire gibi yorumlar var. Ama bir tane kişi bile şunu sormamış. Ya Enis Hocam siz kitap yazdınız. Niye hayvanlarda ahlak olup olmadığına bakmadınız? Ya da nasıl kitap yazdınız bakmadan diye soran yok. Yani karşımızdaki güruhun nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bana şeyi anlatıyor, hikayeyi anlat, şu hikayeyi anlatıyor. Muaviye ile Ali arasındaki savaşta biliyorsunuz değil mi? Ali'nin taraftarlarının birinin devesi, Muaviye taraftarları biri tarafından çalınır. Şam'a gittiğinde bu Ali taraftar Şam'a gittiğinde devesini görür. Der ki bu deve benim. Tamam mı? Adam da der ki cinsiyetini biliyorsan senin der. Adam da der ki erkek bu deve. Tamam mı? Çalan hırsız der ki hayır bu deve dişi. Oysa deve erkektir yani. Yani erkek dişi. İş Muaviye'ye kadar gider. Muaviye der ki kardeşim bu deve dişi. Erkek değil. Bak erkek olmasına rağmen Muaviye der ki bu deve dişi. Ve adamlarını toplar. Herkese dişi olduğunu kabul ettirir. Ve sonra adama der ki bak git Ali'ye de ki benim öyle takipçilerim var ki erkek deveye dişi diyorlar. Yani o kadar körler. Yani o kadar kör bir takipçi var ki karşımıza. Güruh var ki karşımızda. Ya biri de ya bir Müslüman ben Müslüman olsam şunu soruyorum. Ya Enis Hocam siz ahlakla ilgili kitap yazmışsınız. Ya hayvanlara ahlaka bakmadınız mı? Ahlaksızlık evrimdendir diyen, ahlak Allah'tandır diyen bir adam. Kimse de mesela bunu sormadı yorumlarda. Kimse mesela otur ya Ayşe'nin yaşıyla ilgili soru sorduk. Mesela örnek veriyorum. Ayşe'nin yaşının 18 olmadığını İslami kaynaklardan örnek veremedi. Doktoralar var dedi. Bir kişi de sorup sormadık hocam. Bu doktoralar yani bir tarih olabilir mi ya? Doktorası var diye yani Ayşe 18 yaşına mı çıkacak? Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? O zaman herkes bir doktora yazsın. O zaman atomu da Muhammed buldu diyelim. İlk atom kim parçaladı? Peygamberimiz parçaladı diye. Yaz bir tane doktora gitsin. Yoksa birileri kabul ediyor Türkiye'de. Ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde. Yani bunları kimse sormuyor. Bizim bunu görmemiz lazım. Karşımızdaki güruhun ne kadar yani düz baktığını, olaylara ne kadar tek tip baktığını, ya yani adama oturup tek 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 anlatsam bile anlamıyor herif. Dedim ki kardeşim ben video yaptım dedim ki Kur'an'da daha önce söylenmemiş bak daha önce söylenmemiş hiçbir bilimsel bilgi yoktur dedim. Osman Bulut da olmazsa olmasın dedi. Bir kişi de çıkıp demedi ki kardeşim Kur'an'da nasıl olmazsa olmasın olur ya? Kur'an madem Allah'ın kitabı, Allah kendi kitabına niye bilimsel bir şey koymasın? Mesela bak şimdi chatten birisi diyor ki adam oraya bilim
konuya gel. Kur'an hadis değil diyor Osman Bulut için. Osman Bulut'un ilk videosunu açın. Osman Bulut diyor ki ben bütün o Kur'an okuyanlardan daha iyi Allah'ı gördüm diyor. Yani bilim konuşmaya gelmişti. Daha Kur'an'ı okuyan Müslümanlardan, Müslümanların çoğundan daha iyi Allah'ı gördüğünü söyleyen bir adama bir izleyicimiz ayet sordu. Bilemedi. Sen nasıl Müslümanların daha iyi Allah'ı görüyorsun? Ayeti bilmiyorsun. Allah'ın kelamını bilmeden Allah'ı nasıl bileceksin? Değil mi? Yani anlatmaya çalıştığım şu Furkan Hocam. Dantez kanalların işleyeceği çok konu var. Bak, Osman Bulut'un saçmalıklarından Enis Tokun'un yapmış olduğu videolar saçmalıklarından Caner Taslaman, Caner Taslaman'ın her videosu ayrı bir konu. İhsan Eli Aç'ın bazı yaptığı videolar, mesela bizim Ateizm Derneği'nde yapmış olduğu videoyu oturup izleyin, ben oradan iki tane video çıkartacağım. İki konu buldum oradan, iki konu çıkartacağım. Biri İbni Hişam, Taberi'nin Tevbe Suresi 5. ayet yorumlaması. İbni Hişam'dan girdik kölelik yoktur diye. İbni Hişam'ı kabul etmedi İhsan Hoca. İbni Hişam diyor kardeşim Tevbe Suresi ayet 5 Medine'de gelmiştir diyor ya. Mekke falan yok. Medine'ye ilk gittiklerinde gelmiş ayet. Üstüne üstlük Tevbe Suresi ayet 13'e bakın. Tevbe Suresi ayet 13, Tevbe Suresi ayet 5'in hicretin hemen sonrası geldiğini tasdikler. Anlaşma var diyorlar. Anlaşmanın anlaşması Hudeybiye anlaşması mesela. Yani bununla ilgili video da yaptım ben. Sadece Kur'an yeter mi diye dün yayınlandı. Daha önce İlyas'ın kanalında söyledim. Din ve mitolojide söyledim. Modernistler kimdir filan. Yani bu tür konularda yapacağımız çok video var. Yani bulamayan varsa bana gelsin. Ya abi bana bir konu gönder. Ne olur ben bir video yapacağım. Video konusu bulamıyorum desin. Ben ona göndereyim bir sürü video. Al şu videodan konu yap diye. Yani otur. Onun söyledikleri al çatır 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 cevapla. Benim ilk kanalımın adı, kanalımın uçaktaki ateistin ilk adı ateist cevaplardı. Benim formatım bu. Ben alacağım bu modernistlerin, özellikle neo-nurcuların yaptığı palavraları tek 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 cevaplayacağım. Yani ateizmden ile bizim herhangi bir hiçbir bağımız zaten benim hiç yoktu da ben hiçbir zaman şeyim yoktu. Yani gitti, İbo gidiyordu, geliyordu. Ondan dolayı bir şey demiyorduk. Şu anda hepimizin fikri de aynı. Herhangi bir bağımız yoktur. Oraya da Müslüman çıkartıp karşısına da işte Ahmet Balyamızı koyup işte ayet söyleme, hadis söyleme, pasif kal, işte Müslüman galip gibi görünsün söylemleri bunlar tabiatımıza ters. Ben o kırmızı asayla Ahmet'in programında var ya o gün sabaha kadar uyuyamadım. O kırmızı asa buraya gelsin onu kırmızı asayı oturturalım. Onu kırmızı asanın üstüne oturtmayan maminim var ya. Alo. Gelsin burada savunsun bakayım. Alo. Orada Mami Ahmet duyuyor diyor ki musun? bir tane ayet söyleyecek. Ya işte ben Kur'an uzmanı değilim. Ayeti bilmiyorum. Lan kırmızı asa malı. Ayeti hadisi bilmiyorsun. Kur'an uzmanı değilsin. Ne çıkıp İslam'ı savunuyorsun lan? Demiyor. Bu Alo. arada ona da biraz giydireyim de. İçimde Sesim kalmıştı. geliyor mu? Dübürü yetiyorsa, kendine güveniyorsa gelsin Alo. burada o dinini savunsun, o kırmızı asa. Demek istediklerim benim bunlar. Birazdan İbo da katılacak yayına. Oradaki Şuna bak. Şunlara Ya bir de bizim İbo bu. benim en çok rahatsız olduğum nokta şey bir de. Yani bu konuların dışında. Herkes Böyle olabiliyor. Ahmet'i oraya Ahmet'i oraya çıkartıyorlar. Karşısına bir Müslüman koyuyorlar. Aman ayet söyleme, hadis söyleme. İşte Müslüman'ın zaferiyle sonuçlanıyormuş gibi. Bir de o kırmızı asallar 3-5 tane yayın yapıyor. İşte bak ateistler bilmiyor, cahil gibi. Bu şekilde bizi böyle itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani ateizm derneği ne yapıyor? Neyin peşinde yani? Ya ona ben de çok, ben zaten yayında da tepki vermiştim kendi yayınlarımda. Ben Enis Doku ile Ahmet Balyamez yayın yaptığımda ben burada hopladım ya, hopladım. Adam Enis Doku'ya söz hakkı veriliyor. Adam dinini anlatıyor, anlatıyor. Karşı argüman Ahmet sunduğu an hemen Ahmet'in sözü kesiliyor. Ya bırak adam konuşsun ya. Bırak konuşsun. Sen o adamı niye çıkardın ya o zaman? Adam dinini anlasın anlasın ya. Korkuyoruz işte bu olmasın. İşte derneğe zarar verirler. Biz derneği eleştiremeyiz. O zaman hiç çıkarma abi. Niye çıkartıyorsun o zaman? Ya hatırlıyorum Ahmet'i de Ahmet çıkar, orada öbürünü de çıkar. Asab 37 ile ilgili bir şey söylüyordu. Hemen kulağına bir şeyler söylüyorlar. Orada bir şey onları dinliyor. Konuk var. Adamı da böyle zora sokuyorlar. Gerek yok ki buna yani. Ahmet'i niye Yani eziyorsun mesela orada? Değil mi? aynen. Bu Ahmet'i sefer niye de eziyorsun? 3 tane yayın yapıyor o kırmızı asa deniyorsun. İşte bak ateistler bilmiyor şöyle. Gel buraya bakalım kim biliyor kim bilmiyor. Tabii İşte ondan bu sonra asanın aylarca içinde.
şey yaptılar, rezil oldu ateizm derneği, rezil oldu ateistler, şöyle bilgisiz cahil, niye buna izin veriyorsun? Yani niye ben izin veriyorsun? Kötü niyet anlıyorum yani. Bunların yani bir ateistle alakası yok ya. Bunlar farklı bir şey gibi yani. Tam işlerinde o avukat gibi, Ahmet gibi, Ahmet Balyemez gibi iyi insanlar var ama var tabii abi, yani olmaz mı? Bu çok kötü yani. Abi böyle olmaz işte, olmaz. Sen oraya Müslüman'a çıkartmışsan, ateizm derneği olarak çıkarmışsan kendi argümanlarını koyacaksın. Niye ateistsin abi? Kur'an'ı koyacaksın ortaya. Biz diyor işte şey olmayız, işte can güvenliğimiz var. O zaman hiç açma, YouTube'u da açma abi. Madem insanları çekmeye çalışıyorsun, açma. Biz sana o kadar el uzatmışız, destek olmuşuz ya. Her konuda sana destek olmuş. Tabii bunlar da bana destek oldu. Ben onu hiç inkar etmiyorum. Benim mesela bu danışmanlık konusunda, iltica danışmanlığı konusunda, ne bileyim vize danışmanlığı konusunda bana çok yardımcı oldular. Ben her zaman teşekkür de ediyorum yani. Ama abicim biz de sana o kadar el uzattık. Biraz kıymetini bil ya. Kıymetini bil. Bu insanlar bu kadar ezme. Dinsiz insanlar orada ezme. Adamın karşısına oraya çıkartıyorsan bir tane şeyi, teist birini, İslamcı birini çıkartmışsan karşıdaki adama da konuşturt yani. Can ya güvenliği, can güvenliği şey abi. O İhsan İlhan Çık çıktığında, İhsan İlhan Çık yayına çıktı. Şu an sesim geliyor mu benim bu? Ha geliyorum. Robocop bebekle Mami tamamlasın. Ben şimdi şey, İhsan İlhan Çık çıkmıştı ateizm derneğinde. İlyas falan da vardı. Chatte yazıyoruz. İhsan İlhan Çık anlatıyor. Köle yok, cariye yok, namaz yok. Sallıyor abi de. Biz de chatte onu eleştiriyoruz. Bu adamlar bizi engelledi ya. Düşünebiliyor musun yani? Ha bak, adamlar onu da, bak. Mami onu bak, tam aklıma iyi getirdim. Bundan aylarca önce, benim oraya mesela şey, Ateizm Derneği kanalı ilk açıldığında biliyorsunuz ben oraya gittim, yayınlarını ben açtım. Yayınlar konusunda nasıl yapılacağı konusunda bir sürü şeyler söyledim. Nasıl yapılması konusunda, nasıl konuşacak, nasıl yanacak, intro hazırlayın, şunu yapın. Çünkü benim yıllarım verdiği bir tecrübe var, kendileri de biliyorlar. Ve o kanal açıldığında benim buradaki en sağlam tanıdığım moderatörleri gittim, Ateizm Derneği'ni moderatör yaptım. Şapkalı İlyas gibi. Burada Fedai var, Şapkalı Fedai. Birkaç tane arkadaş da var. Onları gittim oraya moderatör yaptım. Ve 6-7 ay mı oldu bilmiyorum. Benim arkadaşları orada engellenmişler. Birçoğunun moderatörlüğünü almışlar. Peki